Nesep yoluyla haram kılınanlar şunlar. Anneler, kız çocuklar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, erkek kardeşin kızları ve kız kardeşin kızları. Sıhri akrabalık ve süt emme. Sıhri akrabalık ne demek? Bunu da açıklayalım. Sıhri akrabalık, evlenme yoluyla meydana gelen akrabalıktır. Fatır suresinde Cenab-ı Allah nesep ve sıhri yoluyla akrabalığı varlık ve birliğinin delillerinden birisi olarak zikrediyor. Diyor ki, huvellezî halaka minel mâi beşeran fece'alehu neseben ve sıhra. Allah odur ki sudan bir insan yarattı. Bir beşer yarattı. İnsan nev'ini yarattı. Ve bu nev'i bir kısmını nesep yoluyla akraba yaptı. Bir kısmını da sıhri olarak akrabalık yaptı. Yani evlilik yoluyla akrabalık bağlarını ortaya çıkardı. Akrabalık bağının sosyal hayattaki önemi oldukça büyüktür. Günümüzde sıla-i rahim ile birlikte, akrabalık bağlarını gözetmek ile birlikte, akrabayı tanımak, akrabanın hak ve hukukunu gözetmek, Allahü Teala'nın varlık ve birliğinin alameti haline getirmiş olduğu ve bu şekilde ortaya koymuş olduğu bu bağı, sosyal hayattaki önemi maalesef Avrupa'nın modern hayatının bizi de istila etmesinin bir neticesi olarak biz Müslüman toplumlarda da bu akrabalığın sosyal hayata katması gereken sağlamlığı, gücü, kontrolü ve buna benzer daha birçok fayda ve avantajını yitirmiş, kaybetmiş bulunuyor. Veya hemen hemen tamamıyla kaybetmekle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bu ve benzeri ayeti kerimeleri bizim günümüzdeki akrabalık bağlarını ve bu bağların ortaya çıkardığı ilişkileri tekrar İslam noktayı nazarından Kur'an gözlüğü ile yeniden gözden geçirmemizi gerekli kılmaktadır. Bunlar nesep yoluyla haram kılınanlar, sıhri akrabalar arasından yani evlilik yoluyla meydana gelen akrabalık. Mesela kayınvalide, kayınpeder, kayınbiraderler bunlar nedir? Sıhri akrabadır. Çünkü evlilik neticesi ortaya çıkan akrabalık. Bu akrabalığı Kur'an-ı Kerim de o kadar önemsiyor ki yerine göre bu akrabaların belli çeşitlerini ki birazdan kısaca göreceğiz, belli çeşitlerini evlenme, kendileriyle evlenilmesi yasak olan kimseler arasında sayıyor. Demek ki onların da bir saygınlıkları, bir hürmeti, bu sıhri akrabalık neticesinde onların da bir takım hakları ve hukukları ortaya çıkıyor ve Müslüman olarak bizlerin bunu da göz önünde bulundurmamız ve sosyal hayatımızda, İçtimai hayatımızda bunu sağlıklı bir şekilde yansıtmamız icap ediyor. Evet. Süt akrabalar arasında. Süt anneler. Yani çocuğun kendisinden, kendi annesi dışında süt emdiği, kendisine süt veren anne. Vel ehavatu minel rada. Süt, kız kardeşler. Yani, bir kimsenin, süt emdiği annenin, kız kardeşi. Ve kızları. O kişinin süt emenin, kız kardeşi olur. Başka, bunlar hem sıhri akrabaları hem süt akrabalarını beraber saydık kitabımız. Onu sayıyoruz. Annelerin hanımları,
Bunlar da nedir? Sıhri akrabadır. Bir kimsenin hanımının annesi. Hanımların anneleri, yani bir erkeğin nikahladığı, nikahı altındaki karısının annesi. Öyle bir haramlıktır ki bu, bir şekilde nikah ortadan kalksa, mesela hanımını boşasa veya hanımı ölse bile o kadının annesi ona ebediyen haramdır. Haramlığı, hurmiyeti devam ediyor. Kendi öz annesi gibi. Üvey kızlar. Ayet-i kerime buna rabaibukumullati fi hucurikum min nisaikumullati dehaltum bihinna. Biz bunu Türkçe'de kısaca üvey kızlar. Ama ayet-i kerime bu üvey kızların haram olması için bir şart koşuyor. Nedir o? Dehaltum bihinna. Yani onlarla gerdeğe girmiş olmanız şartıyla. Üvey kızları, üvey kız ne zaman üvey babasına haram olur? Mücerret akitle mi? Hayır. Annesiyle gerdeğe girmesi halinde ebediyen haram olur. Girmemişse, girmeden nikahladı, gerdeğe girmedi, bir şekilde boşadı diyelim. O zaman haram olmaz. Ya evlenir evlenmez, o ayrı bir konu ama haram değil diyor. Kişinin kendi gelini, yani erkek evladını, oğlunun hanımı aynı şekilde ebediyen haramdır. Ama iki kız kardeşi beraber aynı nikah altında tutmak ebediyen haram değildir. Bu geçici haramlıktır. Yani nikah ile kayıtlı bir haramlıktır. Nikah devam ediyorsa onun kız kardeşini nikahlayamazsın. Ama onu boşadın, iddeti tamamlandı, mümkündür. Veya vefat etti, kız kardeşiyle evlenmek mümkündür. Yedincisi de bir de babalarınızın nikahladığını nikahlayamazsınız. Az önce geçen, önce ilk başladığımız, yani derse başlarken okuduğumuz 22. ayet-i kerime. Bu da süt emme ve sıhri akrabalık yoluyla haram kılınanların, kendileriyle evlenilmesi haram kılınanların yedincisi olarak karşımıza çıkıyor. Başta da söylediğimiz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam da hanımın aynı anda teyzesiyle veya halasıyla aynı nikah altında bulundurulması da yasaktır. Niçin? Belli. Akrabalık bağlarına İslam o kadar saygı gösteriyor ki, kuma olan kadınlar da kumalıkları dolayısıyla akrabalık bağını rahatlıkla hesaba katmayabilirler. Ona riayet etmeyebilirler. Onları Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah böyle zor bir duruma sokmayı bize yasaklamış oluyor. Hikmetlerinden bir tanesi budur. Süt akrabalığı üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Özellikle yakın bir zamandan itibaren diyelim, bu konuda Müslümanların hassasiyeti biraz gevşemiş gibi görünüyor. Nasıl? Yani süt emziriliyor. Olabilir bir evladın, bir çocuğun annesi herhangi bir şekilde onu emziremeyebilir. Rahatsızdır, hastadır, sütü gelmez. Başka çeşitli sebeplerden dolayı. Ve annesi vefat edebilir. Ve buna benzer. Bunun günümüzde özellikle çok iyi bir şekilde tespit edilmesi lazım. Bir tarafa kaydedilmesi lazım. Dikkat edilmesi lazım. Derler ya, dünya hani küçüktür, yarın öbür gün hiç belli olmaz. Bakarsın, o kızla veya o süt emen çocuklar arasında
ve akrabaları arasında evlenme mahremiyeti, evlenme hurmiyeti olanlar birbirleriyle evlenmek isteyebilir ve bundan haberleri de olmayabilir. Kim onları haberdar edecek? Onların büyükleri, bu işe fiilen şahit olanlar. Bu birinci husus. İkinci husus. Süt akrabalığı nasıl tahakkuk eder? İmam Şafii'nin görüşü bu konuda en nasıl diyelim, şartları diğerlerine göre daha fazla olan bir imamımız. O der ki, bir defa süt emmekle süt akrabalığı olmaz. Bunun en az doyurucu olmak şartıyla 5 defa tekrarlanması icap ediyor. Bu birinci şart. İkinci şart, Kur'an-ı Kerim'in tespit etmiş olduğu 2 yıllık süt emme süresi içerisinde olması gerekiyor. Bu görüşün bir ucu. Bir diğer ucu da diyelim ki Hanefi mezhebinin ve rey ashabının kabul ettiği görüş, öndeki diğer görüş. O da 2 yıllık süt emme süresi içerisinde olması halinde bir defa dahi süt emmek yeterlidir. İmam Şafii'nin bu görüşü konuyla ilgili Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemizin bir hadisine istinad ediyor. O hadiste Ayşe radıyallahu anh, ki Müslim'de de var, yani sahih bir hadistir. Ayşe radıyallahu anh validemiz diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar bilinen 5 defa süt emme kaydı vardı diyor ayet-i kerimede. Bilinen 5 defa süt emme kaydı Kur'an-ı Kerim'de okunuyor idi. Tabii konuyla alakalı olarak bu Kur'an'dan mıdır değil midir? Bunun Kur'an'dan olmadığı muhakkak. Niçin? Çünkü Kur'an'dan bir ifadenin olabilmesi için tevatür ile sabit olması lazım. Bu Hazreti Ayşe'nin bir rivayetidir. Ama İslam alimleri, fukaha bu gibi rivayetleri ihmal etmemişler. Evet, bu Kur'an'dandır dememiştir İmam Şafii ama bir hadistir diyor. Hadis olarak Peygamber Efendimiz'in zamanında bilinen ve yapılan bir uygulama olarak onu ne yapıyor? Fıkhi bakımdan delil olarak ele alıyor, değerlendiriyor ve kullanıyor. Bir de Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimiz vefat edinceye kadar kaydını zikretmiş olması İmam Şafii'ye göre bunun nesh olmamış olduğunun, aksine asıl nesh edici olanın bu hadis olduğunu ne yapıyor? İmam Şafii ileri sürüyor. Ha, bunun faydası ne? Bunun şöyle bir faydası vardır Allahu alem. Hasbel kader olur ya, insanlar birisi evlenmiş. Evlendikleri esnada da gerçekten bilinmiyor süt akrabalıkları. Ondan sonra bir tane kadıncağız veya iki tane geliyor, diyorlar ki ya bunlar beraber süt emmişlerdi. Ne kadar? Vallahi bir defa gördüm. Burada bu durumda İmam Şafii'nin bu görüşünde böyle bir genişlik vardır. Artık onların haydi siz birbirinize ebediyen haram oldunuz, birbirinizden ayrılacaksınız denilmeyebilir. Kendileri vallahi biz bunu duyduktan sonra artık bu evliliğimizi devam ettiremiyoruz derler, ayrılırlar, o ayrı bir şey. Fakat tam aksi bir durum da olabilir. Nereden çıktı bu? Hayatımız zehire işte berbat oldu, hayatımız zehir oldu falan demelerine de gerek yoktur. İmam Şafii'nin öyle kendiliğinden ortaya koyduğu bir görüş de değildir. Haşa, zaten öyle bir şey mevzu bahis olamaz. Bu hadis-i şerife istinaden ortaya koymuş olduğu bir hükümdür. Diğer taraftan sıhri akrabalıkları tek tek saydık ve bunların haram olduklarını da kısaca belirtmiş olduk. Konuyla alakalı etraflı fıkhi açıklamalar fıkıh kitaplarında, bu ayet-i kerimelerin, Kur'an ahkamının, Kur'an hükümlerinin ve tefsirlerin, geniş tefsirlerde
uzun boylu anlatılmaktadır. Burada biz anlatıp bunları tek tek uzun tafsilatıyla anlatıp geçmek yerine kısaca bu şekilde bir hatırlatma ile ayet-i kerimelerin işaret ettiği genişlik veya çerçeve içerisinde kısaca zikretmekle yetindik. Burada önemli bir kayıt var yine. İlla ma kad selef. Demek ki cahiliye döneminde bu ve benzeri bütün yasaklar riayet edilmiyordu. Evet, cahiliye döneminde nesep iyi biliniyordu. Nesebin bilinmesine dikkat ediliyordu ama nesebin bilinmesinin bir hikmeti var. Nesep bilinerek hukuka riayet edilecek. Onlar nesebin gerektirdiği hukuka riayet etmiyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim nesebi bilip tanımakla, akrabalık bağlarını bilip tanımakla birlikte onların sebep teşkil ettikleri akrabalık sebebiyle, nesep sebebiyle mevzubahis olan ahkamı da ortaya koymuş olmaktadır. Dolayısıyla ne günümüz Batı medeniyetinin akrabalık nedir, ne ehemmiyeti vardır, ne kıymeti vardır, buna hiç itibar etmeyen, akrabalığı hiç mesabesinde adeta sayan, son derece gayri insani yaklaşımı, ne de cahiliyenin bir hikmete müncer olmayan, nesebe adeta taptıran, fakat nesebin sebep olduğu, sebep olabileceği ahkamı hiç hatırına getirmeyen yaklaşımı, ikisi de İslam'ın yaklaşımı değildir. İslam, bir taraftan nesebin bilinmesini öngörürken, öbür taraftan bunun hukuka yansıyan taraflarını da, hukuku etkileyen taraflarını da gözler önüne koymakta, sermektedir. Cahiliye döneminde işte bu şekilde bir kimsenin kendi analığını nikahlamasına varıncaya kadar evlilik çeşit ve şekilleri o kadar iğrenç ve tiksinti vericiydi. Bu vesileyle Ayşe radıyallahu anha validemizin evlilik ile alakalı olarak uzunca zikrettiği bir hadis var. Onu kısaca arz etmek istiyorum. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha validemiz, cahiliye döneminde nikah bir çeşit değildi. Birkaç çeşitti. Birisi bugün sizin bildiğiniz şekil. Kişi evlenmek istediği bir kadına evlilik teklifinde bulunur ve herkesin bilgisi, görgüsü şeyi altında, malumatı altında bu evlilik cereyan ederdi. Bir diğer şekil, bir kadın birkaç erkekle beraber olur. Hamile olduğunu anladıktan sonra erkeklerden uzak kalır. Renginden, adalelerin şeklinden, fiziksel yapısından hareketle birini birine benzetir. Bu bunun çocuğudur derdi. Ve bu Araplar arasında gerçekten o zaman için cahiliye döneminde oldukça ileri bir ilimdi. Ve bunu bilenler de belliydi. Yani öyle her gelen bu işi, her önüne gelen bu işi yapamazdı. Bu kişi gelir diyor ve bakar çocuğa, bakar o kadınla beraber yatmış kalkmış erkeklere. Derler ki bu çocuk bundandır. Böylelikle o kaifin dediği şekilde o çocuk o şeyden olurdu. O adamdan nesebi sabit olurdu. Bir diğer çeşit daha vardı diyor. Kişi diyor evlidir. Asil bir evlat sahibi olmak ister. Neuzubillah. Hanımı ay halinden temizlendiği vakit hanımına yaklaşmaz. Ona der ki işte asil kabul ettiği kimse için git filan adamla beraber ol.
bu ne biçim havsalık? Yani insan nasıl kaldırabilir ben bilemiyorum. Yani bu, izahı yok bu işin. Hiçbirisinin izahı yok ama yani bu hiç yani tahammül edilebilecek, yani anlatılması bile insana giran geliyor, ağır geliyor. Hamile olduğunu diyor anlayıncaya kadar o kadın o adamın yanında kalırdı. Hamile kaldıktan sonra gelirdi. Ondan sonra kocası diyor ister ona yaklaşır ister yaklaşmaz. Bu da bu şekiller. Nereye varıyoruz? Yani günümüz cahiliyesi o 14-15 asır cahiliyesini geride bırakmış. Onlar da hiç olmasa bari bu çocuğun bir babasının adı olsun. Babası bir şekilde bilinsin diye böyle bir endişe vardı. Bunu görüyoruz. Günümüz cahiliyesinde bu endişe de kalktı. Böyle eskiden babahanesi boş kalıyormuş bilmem neymiş falan. Şimdi kanunlarla yasalarla onlara da gerek bırakılmadı. Hiç önemli değil. Bir kadın babasının adını vermeden gidip bir çocuğu kendi nüfusuna kaydedemezdi. Tabii biz geçmişinde İslam olan bir cemiyet olarak şu anda bunları bir şekilde işte yumuşata yumuşata yumuşak geçişler yaptırtıyorlar. Yaptırtmaya çalışıyorlar. Avrupa'da bu işin ehemmiyeti kalkalı 200 yılı buldu belki. 200 yılı geçti. Peki ta baştan beri baba, anne, kısacası nesep belli olmadan, meşru evlilik belli olmadan, şer'i bir evlat belli olmadan, şu baştan beri açıklamış olduğum ahkama nasıl riayet edilecek? Kur'an-ı Kerim'in mevzu bahis ettiği bu hükümlere, bu haramlara, bu yasaklara nasıl riayet edilecek? Çok rahat bir şekilde diyeceksiniz ki veya dediğinizi duyar gibiyim. Ya buna zaten ehemmiyet veren kim? İşte musibet de burada. Bizim sorumluluğumuz da burada. İlk anda Müslümanları bazen öyle konulara kilitliyorlar ki zannediyorsunuz ki İslam'ın kaybolan meselesi ondan ibaret. İslam'ın tümü kayıp. Bunu hiç unutmayalım. Bunu hatırımızdan çıkarmayalım. İslam'ın bütün ahkamı askıda. Askıya alınmış. İslam'ın da tek bir emrine karşı çıkılmıyor. Tamamına karşı çıkılıyor. İslam'ın bir hükmünün herhangi bir yerde şu veya bu şekilde uygulanması gibi gündeme getirildiği vakit arkasından hemen laiklikti, demokrasiydi, ilkelerdi, şunlardı, bunlardı devreye giriyor. Arkasından din gelecek, şeriat devleti gelecek diyor. Olanı biteni bir Müslüman olarak çok iyi kavramak, çok iyi okumak zorundayız. Hiçbir zaman İslam'ın bir veya iki meselesine kilitlenerek İslam'ı ondan ibaret zannetmeyelim. O takdirde bugünkü keferelerin ikinci dünya savaşındaki bir numaralı akıl hocalarından bir tanesi olan Churchill'in tuzağına düşmüş olursa. Ne demiş kefere? Al ve istet. Al ve istat. Bu bir emperyalizm politikasıdır. Bu küfrün eliyle Müslümanların emperyalistçe yönetilme politikasıdır. Bu adı Ahmet, Mehmet, Ali, Veli bizim gibi olan insanların bizleri Churchill'in politikasıyla İslam dünyasını
Churchill'in politikasıyla yönetmesidir. Birkaç yıl içerisinde İslam tamamıyla elimizden alındı. İslam tamamıyla yürürlükten kaldırıldı. Oysa 40 yıldır, 50 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır mesela hala Müslümanlar başörtüsüne özgürlük diyor. Hem de nerede? Şurada veya burada sınırlı alanlarda. Öbürleri de yok vermeyiz diyor. Öbürlerinin ne kadar Churchill'in bu politikasına çanak tuttukların üzerinde fazla durmak istemiyorum. Fakat acaba biz Müslümanlar bu işlerde İslam'ı 1'e, 2'ye, 3'e indirgerken böyle bir oyuna, böyle bir tezgaha gelmiş olmuyor muyuz? Niçin bir veya iki İslam'ın ahkamının mevzii olarak uygulanmasını İslam'ın tamamından ibaret gibi düşüneceğiz? Ha ben şunu söylemek istemiyorum. Yok böyle bir kazanımı reddedelim, o manada söylediğim değildir. Söylediğim şudur. Müslüman olarak her zaman bizlerden nelerin alındığını, neleri kaybetmiş olduğumuzu, kısacası İslam'ın tümünün elimizden alınmış olduğunu ve bunu şu kadar zamandan beri kaybetmiş olduğumuzu bilelim. Ufak tefek sistemin kendisine göre bir takım lütuflar veyahut da kendisine göre ya bu mengene biraz fazla sıkıldı, buna artık tahammül edemeyecekler, biraz gevşetelim yaklaşımları sakın bizlerle küfür arasındaki mesafeyi azaltmasın. İman ile küfür arasındaki mesafe her zaman için kesinlikle bir araya gelmeyecek şekilde doğu ile batı arasındaki mesafe gibi bir şeydir. Sakın biz bu konuda ins ve cin şeytanlarının sahneledikleri, tezgahladıkları oyunlara, dalaverelere gelerek aha oldu olacak falan gibi yanlış bir takım kanaatlere, yanlış bir takım değerlendirmelere kendimizi kaptırmayalım. Bunlar bizi rehavete sürüklemesin. Azmimiz, kararlılığımız 14 asır önce kemale ermiş olan bu dinin en kamil manasıyla tekrar hayata intikal etmesi için hayatta kaldığımız sürece kesintisiz mücadelemizi, kararlılığımızı Allah'ın razı olacağı, kabul edeceği, benimseyeceği, içinde bulunduğumuz şartlara uygun, elverişli fakat mesuliyetimizi de tamamıyla müdrik bir şekilde sorumluluklarımızı yerine getirebileceğimiz boyutlarda üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaktan geri kalmayalım. Ufak tefek gevşetmeler bizleri gevşetmesin. Onların gevşetme niyetiyle yaptıkları işler diyelim, bizleri de İslami taleplerimizi şu veya bu şekilde geri çekmek gibi bir noktaya itmesin. Kim ne söylerse söylesin, ben Allah'ın dini, Müslüman olarak hepimiz Allah'ın dini başından sonuna kadar her şeyiyle hakim ve biricik ölçü, hükmün, şeriatın, ahkamın biricik kaynağı olarak görülmedikçe, kabul edilmedikçe ve fiilen bunun uygulaması olmadıkça verilecek hiçbir ifade yerindeyse rüşvet diyeyim ben buna, hiçbir rüşveti kelam Müslüman olarak bizleri tatmin etmeyecektir. Ve bizlerin Müslüman olarak hiçbir talebimizi geri çevirmemize veya onun üzerindeki ısrarımızı azaltmamıza sebep teşkil etmeyecektir. Evet, bir sonraki ayet-i kerimeyi kısa bir fasıladan sonra inşallah ele almaya devam edeceğiz. 24. ayet-i kerimeden.